Galatasaray'a dev teklif. Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve 15 resmi maça ulaşmasıyla sözleşmesini 2025'e kadar uzattığı Hakim Ziyeh'e Suudi Arabistan'dan çılgın bir teklif geldi. Sezon başında takıma katılan Hakim Ziyeh, sarı-kırmızılı formayla toplamda 21 resmi maça çıktı. Paslı futbolcu söz konusu maçlarda 8 kez gol sevinci yaşarken 4 de asist yaptı. Fransız basınında çıkan haberlere göre Suudi Arabistan ekiplerinden El Shabab, 31 yaşındaki faslı kanat oyuncusu için Galatasaray'a dev bir teklif yaptı. Haberin detaylarında yer olan bilgilere göre El Shabab, Galatasaray'a 15 milyon euro önerirken Hakim Ziyeh'e de 2 yıl için 30 milyon euro net maaş önerdi. Güncel piyasa değeri 9,5 milyon euro olan Süper Yıldız, Galatasaray'a bedelsiz imza atmıştı. Galatasaray'dan Casemiro bombası. Galatasaray'da bu sezon Lucas Torreira'nın yanında pek çok isim deneyen, Uruguaylı'nın yokluğunda da büyük problem yaşayan teknik direktör Okan Buruk, yaz transfer döneminde önceliğin orta sahaya verilmesini istedi. Sarı-kırmızılılar orta sahaya seviye atlatacak bir transfer yapmak istiyor. Avrupa medyasından gelen haberler doğrultusunda Cimbom'da Casemiro ön plana çıktı. Manchester United'da mutsuz olduğunu ve daha yarışmacı bir takımda forma giymek istediğini ifade eden Casemiro kulübünden ayrılmak istiyor. Real Madrid'de kazanmadığı kupa bırakmayan Brezilyalı yıldız orta saha geçtiğimiz dönemdeki bir açıklamasında "Kupalar için mücadele edemiyor olmamız sinirlerimi bozuyor. Liderle aramızdaki fark büyük. Bu yüzden uyuyamıyorum. Gerçek bu. Şampiyonluğu değil sadece önümüzdeki maçları düşünüyoruz." diyerek United'la bağlarını zayıflatmıştı. 2026'ya kadar kontratı devam eden Sambacı yeni macerayı hedefliyor. Beyler Ligi'nde Galatasaray'a karşı mücadele eden Casemiro bu kez sarı-kırmızılı renkler için ter dökebilir. Galatasaray'da Rafael Varane bombası. Davinson Sanchez ve Victor Nelson ikilisine toplamda 40-45 milyon euro bandında teklifler gelmesi nedeniyle savunmaya lider stoper arayan Galatasaray, dünya ünlü bir yıldıza yöneldi. Sarı-kırmızılı kulübün ilk hedefi Manchester United'la bu yaz döneminde yollarını ayırması beklenen Rafael Varane. 2021'de 40 milyon euroya Real Madrid'den transfer olduğu İngiliz divinde mutsuz olan Fransız savunmacı sezon içerisinde verdiği birkaç röportajda kulüp yönetimini eleştirmiş ve yeni bir maceraya yelken açacağının sinyallerini vermişti. 31 yaşındaki stoperin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve kontrattaki opsiyon maddesi kullanılmadı. Galatasaray yönetimi Varane'la temasa geçip söz kesmenin hesapları içinde. Teknik patron Okan Buruk'un da çok beğendiği 1.91'lik savunmacıya bonservis bedeni ödemeyecek olan sarı kırmızılılar. Böylece Davinson Sanchez ve Nelson'un satışından gelmesi muhtemel 40-45 milyon euroyu da diğer transferler ve sezon içindeki maaş ödemeleri için kullanabilecek. Galatasaray'a gol makinesi Aaron Boupensa. Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Birçok ismi listesinde bulunduran Cimbom, özellikle Carlos Vinicius'un sezon sonunda takımdan ayrılacak olması nedeniyle Aaron Boupensa'yı gündemine aldı. Hatayspor'daki performansı sonrası Katar ekiplerinden El Arabi'ye rekor transfer bedeliyle imza atan Boupensa, 2022'de ise Suudi Arabistan temsilcisi El Shabab'ın yolunu tuttu. Bu sezonun başında da MLS takımlarından Cincinnati'ye 6,5 milyon euro karşılığında imza atan 28 yaşındaki gol makinesi, Süper Lig'de oynadığı 36 maçta 22 gol atma başarısı göstermişti. MLS'e adapte olmakta zorlanan ve bu nedenle ligden ayrılarak Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Gabonlu yıldız için 3 milyon euroluk bonservis bedeli gözden çıkarıldı. Güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro olan Boupensa'nın takımıyla 2025 yılının Aralık ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'dan Orkun Kökçü bombası. Galatasaray'ın Portekiz Ligi takımlarından Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü için devreye girdiği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların milli futbolcu yeni sezonda bir yıllığına kiralama hedeflediği öğrenildi. 23 yaşındaki orta sahanın Portekiz ekibiyle ipleri koparmak üzere olduğu ve yeni takım arayışına başladığı haberleri basına yansımıştı.
Bu durumu fırsat bilen Galatasaraylı idarecilerin kısa süre içinde Benfica'ya kiralama teklifi yapacağı belirtildi. Mini futbolcunun da Türkiye seçeneğine evet demesi bekleniyor. Jimbo'nun bu transferi gerçekleştirmesi durumunda çok önemli bir orta saha alternatifini takıma kazandırmış olacak. Galatasaray'ın Avrupa'da önemli bir piyasası bulunan milli yıldızı Şampiyonlar Ligi faktörüyle ikna etmeyi planladığı kaydedildi. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan milli oyuncunun kulübüyle olan kontratı ise 2028'de sona erecek. Orkun Kökçü sezon başında Feyenoord'dan Benfica'ya 25 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Galatasaray'dan Haziran bombası Rafa Silva. Sarı Kırmızılılar orta sahaya ofansif özellikleri yüksek olan bir futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti. Jimbo'nun Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Rafa Silva'yı gelecek sezon için gözüne kestirdiği ortaya çıktı. Yıldız oyuncu geçen sezon 14 gol, 9 asistle 23 gole katkı vererek dikkatleri üzerine çekmişti. Rafa Silva ile Galatasaray dışında Lazio ve Inter'de yakından ilgileniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un futbol anlayışına yatkın bir oyuncu olan Rafa Silva'nın Benfica ile olan kontratı sezon sonunda bitecek. Mertens'in de sezon sonunda ayrılacak olması nedeniyle elini çabuk tutmak isteyen Galatasaray, Belçikalı o numaranın boşluğunu Portekizli yıldızla doldurmayı planlıyor. Sağ ayağını etkili şekilde kullanabilen Silva, forvet arkası, sağ açık ve sol kanatta oynayabiliyor. 2019 yılında 30 milyon euro ile en yüksek değerine ulaşan Rafa Silva'nın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Galatasaray'dan Breivik hamlesi. Galatasaray, Molde'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Emil Breivik'in peşinde. Sarı-kırmızılılar, Kavalcevi'yi kırılan ve 3 ay sahalardan uzak kalan genç yeteneği detaylı sağlık kontrollerinin ardından kadrosuna katmayı planlıyor. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen ve her iki ayağını da etkili kullanan Breivik için kısa süre içinde pazarlık süreci başlatılacak. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Breivik, oyun stiliyle Real Madrid'in ünlü orta sahası Luka Modric'e benzetiliyor. Molde ile Aralık 2025'e kadar kontratı bulunan genç yetenekli anlaşılması halinde Breivik ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak.